Arkadaşlar önümüzü açalım. Arkadaş dur, girme. Hem iş yeri sahipleri hakkında, hem çalışanlar hakkında, hem de üyeleriniz hakkında hayırlı eylesin inşallah. Rusya'nın bağımsız dost ülke Ukrayna'ya saldırısı, işgal girişimi hiçbir gerekçeyle, işte Rusya'nın söylediği gibi yok işte Ukrayna NATO'ya girecekmiş, yok işte Batı kendisini kuşatıyormuş, NATO kendisini kuşatıyormuş. Bunların hiçbirisi gerekçe olamaz. Bağımsız her ülke, Birleşmiş Milletler'e üye, bağımsız olan her ülke istediği uluslararası kuruluşa üye olabilir. İsteyen NATO'ya katılır, isteyen Asya Birliği'ne katılır, isteyen Şangay Birliği'ne katılır. Nereye isterse oraya katılır. Buna Putin karar veremez ya da buna Rusya karar veremez. Bunun belirleyicisi onlar değildir. Zaten Birleşmiş Milletler'de veto hakları var. 5 ülkenin. Bir de bunun üstüne hangi ülkenin hangi birliğe katılacağına da mı onlar karar verecek? Ya da Rusya'dan izin mi alması gerekiyor? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bu resmen Ukrayna'yı sömürgesi gibi görüyor. Ve onun bağımsız hareket etmesini de şu anda sindirememiş, kabullenememiş. Ve bundan dolayı da Ukrayna'nın dört bir tarafından askerlerini sokarak işgal yapıyor. Ama görüyoruz ki Ukrayna halkı, Ukrayna milleti kahramanca vatanlarını savunuyorlar. Takdire şayan, takdir ediyoruz. Ve bu denli vatanlarını kahramanca savundukları için de gerçekten bütün dünyanın da takdirini kazanmış vaziyette. Bir kere başından itibaren söyledim. Ülkemizde, devletimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, ilgili bakanlarımız, hükümet sözcüleri de açıklamalarını yaptılar. Rusya'nın işgalini, Ukrayna'ya saldırısını reddediyoruz, kınıyoruz ve mutlaka durdurulmalıdır diyoruz. Ve eğer Rusya Ukrayna'da durdurulmazsa hiç şüpheniz olmasın, yarın Türk devletlerine önlenecektir. Yetmeyecektir. Kars, Ardahan önlerine gelecektir. Çünkü Putin Ukrayna işgal sebebini Lenin'in bıraktığı topraklarımızı geri alacağız diye açıklıyor. Türk devletlerinin durumu da öyle. Kars, Ardahan da bize 17'deki anlaşmayla bırakılmış. Gözü Boğazlar'da. Boğazları da almak istiyor. Montreux'u şu anda biliyorsunuz delmeye çalışıyor. Türkiye'nin Montreux'u delerek kendi lehine kararlar vermesini istiyor. Açıklanan metne baktığımız zaman eski parlamenter sistemin yani 1980 darbesinin ürünü olan 82 anayasasının Türkiye'ye her ne kadar bir anayasa oylaması olsa da o gün şartları hepimiz biliyoruz. Darbenin hemen arkasından silah gücüyle yapılan bir oylama ve o dönemde uygulamaya sokulan parlamenter sistemin kötü bir kopyasını görüyoruz. Yani orijinal diyebileceğimiz hiçbir şey görmedik. Zaten eski sistemde de Cumhurbaşkanı 7 yılda seçiliyordu. Eski sistemde de güven oyu gen soru vardı. İşte kuvvetler ayrılığı diyor. Mesela yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı. Zaten şu anda bu sistemde anayasaya girdi bu. Daha önce sadece bağımsız yazıyordu, tarafsız yazıldı. Uygulamadan şikayet ediyorlar. Kendileri nasıl uygulamışlar onun cevabını versinler. Son HSK seçimlerinde İYİ Parti ve CHP nasıl davranmış? Kendi kontenjanları olan HSK üyelerini
genel başkanları mı belirlemiş? Genel başkanlarınki dudağı arasından mı çıkmış isimler? Yoksa meclis grubuna veya da parti meclisinde mi oylatmışlar? Ya size verilen en küçük fırsatta bile siz kendiniz tek adamcılık yapıyorsunuz. İşte dün Deniz Zeyrek'in ne mi yazısı vardı? Ne dedi? Allah muhafaza etsin, bir de bunlar iktidara gelirse biz dedi herhalde Fahrettin Hoca'yı kastederek çok ararız dedi şimdiki iletişim başkanı dedi. Yani şimdi gerçekten ortada söylenen, orijinal olarak söylenen ya da güçlendirilmiş, iyileştirilmiş ne var? Yapacağız, edeceğiz, şunu yapacağız. Ya bunu herkes söylüyor zaten. Herkes söylüyor. Mesela baraj meselesi değil mi? En öne çıkan. Şimdi bu altının içinde başbakanlık yapan var. Sormak gerekir. Niye o zaman barajı düşürmedi? Yıllarca bakanlık yapan var. İktidar olduğu, hepsinin partileri iktidar ya da iktidar ortağı oldu. Niye yapmamışlar? Niye yapmamışlar? İnandırıcılıkları yok. Hazine yardımını bire düşüreceğiz diyor. Peki niye hazine yardımının oranını düşüreceğiz demiyor? 645 trilyon aldılar bu sene 5 parti. Değil mi? Ne kadar ayıp bir şey. Yani yuh çekilecek bir şey. Seneye böyle kalırsa 2,5 katrilyon verilecek 5 partiye. 2,5 milyar. Niye demiyorlar? Ya bu çok fazla. Bunu biz onda bire düşüreceğiz. Yani 2,5 milyar 250'ye düşüreceğiz. Yetmiyor mu yani 5 partiye 250 trilyon yetmiyor mu? 2,5 katrilyon. Niye ondan vazgeçemiyorlar? Yani kendilerine ait hiçbir şeyden vazgeçmiyorlar. Kendi konforlarını aşağı çekecek hiçbir şey yok. Kendi itibarlarını, kendi konumlarını olduğu gibi muhafaza ediyorlar. Onun için oradan bir şey çıkmaz. Vatandaşımız da itibar etmez. Bir husus daha var. Şimdi bu partiler cicim ayları bunlar. Nişanlık dönemi bunlar. Tamam mı? Yani şimdi bir evlensinler bakalım. Bir hayatın zorluklarını bir yaşamaya başlasınlar. Yani bir kazansınlar bakalım. Bir koalisyon yapsınlar bakalım. Bir de o zaman göreceğiz. Şimdi bunlar cicim ayları. Cicim aylarında her şey bahardır. Her zaman güneş vardır. Tamam mı? Çiçek vardır. Gül vardır. Şimdi bu aylar böyledir. Şimdi bunların cicim ayları bunlar. Bunlar altı birbirine benzemez. Bir de 7. terör örgütünün partisi var. Gizledikleri kapattıkları arkada. Şimdi bu 7 parti Türkiye'yi nasıl yönetecek?